Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ayhan Süreç, okul müdürüyüm. 4 Ekim, tüm dünyada kutlanan bir gün. Hayvanları koruma haftası bu hafta. Okulumuzda da çeşitli etkinliklerle çocuklara sadece bilişsel değil, duyusal becerilerin de kazandırılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün bu etkinlikle okulumuzda kazandırmaya çalıştığımız değerler eğitimi kapsamında da kök değerlerimizden olan sevgi, saygı, hoşgörü, yardımseverlik gibi duyguların da verilmesine yardımcı olacak bir etkinlik olduğunu düşündüğümüz, önemsediğimiz bir etkinlik oldu. Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Çocuklarla birlikte bu farkındalığı oluşturup öncelikle okulumuzda bu farkındalığın, sonra ilçemizde, ilimizde farkındalığın daha da büyütülmesi amacıyla siz değerli basın mensuplarının da burada olmasından büyük mutluluk duyduk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Katınızdan dolayı Müftahmet Hulusi İlkokulu 2H sınıfı öğrencileri, sevgili velilerim, Sayın Müdürümüz ve ben öğretmenleri Tülay Önem olarak bugün 1931 yılında dünyada ilan edilen 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak hayvanlarımıza zarar vermeme ile ilgili etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Dünyada sadece biz insanlar yaşamıyoruz. Hayvanlarla dünyayı paylaşmamız gerektiğinin bilincine varılması gerekiyor. Ve her çocuk evinde mutlaka bir hayvan sevgisiyle tanışması gerekiyor. Bu sadece hayvan sevgisini çocuğa kazandırmıyor. Aynı zamanda doğaya, insanlara olan davranışlarını da geliştiriyor. Dolayısıyla hayvanlarımızı koruyalım. En azından bir kap su, bir kap yemek onlar için bırakalım. Teşekkür ediyorum. Cinleştirilen hayvanların köpek olduğu sanılıyor. Sonraki zamanlarda ise koyun, keçi, at, boğa, tavuk ve kedi gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir. Her canlının doğadaki dengenin korunmasında bir rolü vardır. Günümüzde nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için büyük gayretler gösterilmektedir. Sevgili arkadaşlar, hayvanlara işkence yapmak bir insanlık suçudur. Zor durumda kalmış hayvanlara mutlaka yardım etmeliyiz. Kuşların, karıncaların yuvalarını bozmak, yumurtalarını almak çok kötü bir davranıştır. Hayvanları korumak, korkutmak, sapanla kuş vurmak, onlara zarar vermek çok kötüdür. Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini, düzenli vermeli aşılarını yaptırmalıyız. Yiyecek artıklarını çiriğine dikkat ederek vermeliyiz. Hayvanları koruma gününün amacı hayvanları korumak ve saygı duymasını sağlamaktır. Hayvan sevgisi, yardımlaşma, iyilik, severlik ve sevgi gibi duyguları geliştir. Peki bugün bir hayvan sevindirmeye ne dersiniz? Sonra çok duygulandı. Hayvanları her zaman koruyup sevmeliyiz değil mi? Öyle söyle. Hayvanları koruyup sevmeliyiz. Benim adım Ali Can. Hayvanları korumalıyız ve sevmeliyiz. Ve hayvanlara zarar veren insanları uyarmalıyız. Şimdi ben mesela söyledim. Tek Polat, Burcu, Balık. Ben hayvanları çok seviyorum. Onları da zaten beslemeyi seviyorum. Benim zaten bir kedim vardı ama veterineri gönderdiğimizde veterinerden kaçtı. Kuşum vardı. Kuşum maalesef öldü. Hayvanları korumalıyız, onları beslemeliyiz ve onlara saygı duymalıyız. Hayvanları sevelim. Kedi köpeklere mama verelim. Onlara zarar vermemeliyiz. Bugün kedi köpek beslediğim için çok mutluyum. Adım Hulusi Karaman. Evet canım. Ben Bilal Selçuk.
için. Ama çok hayvanlara hiç herkese davranmayalım. İyi olsunlar. İyi olsunlar.